Yasemin'i bir kez daha düğün telaşı sarmıştı. Heyecan, mutluluk, sevinç ve tabii son anda çıkan pek çok aksilik. Alo. Ancak bu seferki sıradan bir aksilik değil, büyük bir felaketti. Akıl hastanesinden kaçan Suzan'ın Yasemin'in başına açacağı belaların sonu gelmemişti henüz. Yasemin Hanım, merhabalar. Efendim biz nişanlınız Sinan Bey'in iş yerinden arkadaşlarıyız da bu mutlu gününüzde çalışma arkadaşları olarak sizi kutlamak istiyoruz. Efendim çiçek gönderecektik. Acaba nikah saatini ve yerini verebilir misiniz? Çok teşekkür ederiz öncelikle. Fakat sizin orada bir duyuru panonuz varmış ya, Sinan oraya şu ayrıntılı biçimde nikahın yerini, saatini falan hepsini asmış. Oradan bakabilirsiniz. Efendim şimdi biz iş yeri dediysek biz eski iş yerinden arkadaşlarıyız. Siz yani evet bu nikah saati ve yerini söyleseniz de çiçeğimizi gönderebilsek, uzatmasanız da. Ay. Tabii canım, söyleriz yani, sır değil. Sonuçta gizli bir şey yok, namusumuzla evleniyoruz. Biz madem böyle bir hata yaptık, unuttuk, siz çiçek miçek almayın, toplaşıp gelin. Tamam efendim, geliriz. Siz nikah saatini ve yerini söyleyin de gelebilelim, değil mi? Evet. Efendim kısmetse yarın 3'te Beykoz Evlendirme Dairesi'nde. Hayır, kısmetse laf olsun diye dedim. Zaten kısmet ki evleniyoruz. Bir şey söyleyeyim mi, yani laf aramızda Allah da biliyor. Yer yarılsa dahi evleneceğim. Siz zaten eski iş yerindensiniz. Ne badireler atlattık değil mi biz? Hep onlara şahit oldunuz, siz biliyorsunuzdur. Evet, evet efendim. İyi günler, iyi günler. Ne badireler atlatmışlar. Ben size ne badire neymiş göstereceğim Yasemin Anday. Ben yaşadığım sürece evlenemeyeceksiniz siz. Manyak mı ne bu ya? İnsan bir der ki hayırlı olsun, o kadar içimizi döküyoruz. Bir de beni lafa tuttu. Kek yandı. Gamze koş, kapıyı açsan koş. Kek yandı. Tamam tamam. Hoş geldin Sinan abi. Ne haber Gamze? İyiyim. Annen yok mu? Ha sen kek yapıyor, çağırayım mı? Çağırma. Bak beni iyi dinle. Ben senden bir şey isteyeceğim. Bana yardımcı olmanı isteyeceğim. Sana bir şey söyleyeceğim, aramızda kalacak, tamam mı? Anneme nikah için sürpriz mi yapacaksın? Ha canım, keşke öyle olsa. Suzan hastaneden kaçmış. Ne? Bağırma, bağırma. Annenin en mutlu günü bu. Bozulmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz, tamam mı? İyi de Sinan abi. Ya bu kadın geri gelir de anneme bir şey yaparsa, o zaman ne yapacağız? Hiç sanmıyorum. Yani cesaret edebileceğini sanmıyorum. O yüzden senin yardımına ihtiyacım var. Annenin yanında olacaksın ve şüphelendiğin herhangi bir şey olduğunda beni arayacaksın hemen, tamam mı? Merak etme hayatım, düğüne falan gelemez. Zaten polis peşinde. İnşallah bulurlar bir an önce. Sinan, sen mi geldin tatlım? Ne yapıyorsunuz öyle kafa kafaya vermiş? Ya, hoş geldin canım. Arabayı nasıl süslesek diye düşünüyorduk. Evet, ben klasik olsun diyorum anne, sence? Klasik canım, klasikçiyiz biz. Ben dondurmayı bile sade yerim yani. O derece klasik yapalım. Zaten biz halktan insanlarız. Yani öyle şatafat falan bize gelmez. Klasik. Klasik. Bana bak, sen bu eski iş yerinden insanları davet ettin mi bizim düğünümüze? Etmediysen çok ayıp. Onca yıl birlikte çalıştınız. O verdim yani, samimi olduklarıma davetiye gönderdim. Ne oldu ki? Ne bileyim, bugün bir tane kadın aradı. Dedi ki, nerede yapıyorsunuz düğünü, kaçta filan? Çiçek yollayacaklarmış. Çok güzel bir hareket ama hoşuma gitti benim valla. Kadın? Ha. Kimmiş? Sekreter herhalde. Fakat biraz ayarsız bir kadındı. Çünkü ben ona bilgileri verince tak dedi, üstüme kapattı. İnsan bir hayırlı olsun bilmem ne filan der ama demedi. Anneciğim, senin telefonunu nereden bulmuşlar? Aa, bu gizemli soruşlara bak, böyle deliye bak. İnsanlar bize çiçek yolluyor. Bir de onu sorguya mı çekeyim çocuğum ben? Bana bak. Aa, senin ceket meselen var tabii. Tabii tabii, çıkar bunu bakayım üstüne. Çünkü bak, biz en son kaç sene önce nikahlandık? Biz öyle 5 senede bir nikahlanıyoruz biliyorsun, çok komik. Ama bolardı mı, daraldı mı ona bakalım diyorum. Ama yok ya, sen bayağı dalyan gibisin, hiçbir şey olmamış. Ama yine de bakalım. Gel gel. Gel. Ya Sinan abi, bu arayan Suzan olmasın? Yok yok, değildir, sanmıyorum.
Yani polis zaten peşinde. Belki gerçekten eski iş yerinden arkadaşlardır. Dert etme hayatım o kadar. Sinan hadi. Hayatım Ferit gelecekti ya. O gelmeden biter mi? Hani nikah şahidim olacak adam. Oo, o gelene kadar çoktan hadi. Gel canım gel. Doktorun dediklerini duydum. Duydum duydum. Bundan sonra yani eğer çocuğun erken doğmasını istemiyorsan yatıp dinleneceksin tamam mı hayatım? Ömerciğim çocuklar gelecek şimdi bak Necla gelecek okuldan aç olmaz öyle şey. Hayatım onlar kendi başlarının çaresine bakacak kadar büyüdüler. Girsin mutfağa sandviçini yapsın olmadı dışarıdan hamburger söylesin işte. Evin işleri de kalıversin senden önemli değil. Önemli olan bebeğin bir de senin sağlığın tamam mı? Vallahi hiç halim yok direnecek ne istiyorsan öyle olsun. Hayatım ben seni içeri götüreyim mi yatırayım mı? Ömer orada sıkılırım şuraya uzansa. Sen bilirsin tamam. Ben sana yastık battaniye getiririm. Dur. Hadi. Hoppa. Haydi şöyle. Tamam. Oh. Şöyle bakalım. Evet. Oh. Hayatım ya benim bugün önemli bir toplantım var. Yani bayillerle görüşmem lazım. Erken çıkmaya çalışacağım ama. Yok zaten Metin evde. Yani biz evden çıkmadan önce evdeydi. Bilmiyorum şimdi evde mi? Yani sabahtan beri 100.000. defa aynı müziği dinliyor evde yani. Ah yazık ya. Dur ben bir gidip bakayım şuna. Ay Allah'ım yarabbim ya. Vah çocuğum. Dövmeli beline yıldızlar oyalı. Oğlum perdeleri aç bari ya. Hı? Bu müziğin sesi ne böyle? İyiyim ben böyle baba. Annenle doktora gittik bugün. Nesi varmış diye sormayacak mısın? Nesi varmış? Erken doğum riski varmış. Bundan sonra sürekli dinlenmesi gerekiyor. Ben şimdi işe gidiyorum. Ben dönene kadar annenle ilgilen olur mu? Tamam. Metin. Tamam baba. Daha iyice mi? Yani işte karanlıkta öyle kendini kapatmış oturuyor yani. Bir yastık daha ister misin getireyim mi? Yok rahatım iyi böyle. Ergenlik tripleri işte. Hay Allah'ım ciğeri beş para etmez kız için. Neyse bari. Yok yok böylesi daha iyi oldu. Pavlina'nın gerçek yüzünü ortaya çıkardık yoksa daha kötü olacaktı yani. Bak sen hiç kımıldamıyorsun. Ben Metin'le konuştum her şeyi tembihledim. Ne istersen ona söylüyorsun o yapıyor tamam mı? Yok zaten benim dinlemem lazım. Yarın Yasemin'in nikah şahitliğini yapacağım. Hayatım bu halde ne nikah şahitliği ya? Yani sen şimdi Yasemin'e söylersin. O anlar bence. Yok yok öyle şey olur mu canım? Yani kabul eder etmesine de ben mahcup olurum. Kız bu kadar insanın arasında demiş ki Elif benim en yakın arkadaşım. O nikah şahidim olacak. Ben de geçip karşısına mazeret uyduruyorum. Yok olmaz. Mazeret değil ki bu ya. Doktor söyledi hayat. Ama Necla da demişti. Ne oldu? Sapasağlam doğdu işte. Hem de bir gün önce dalı yıkamıştım. Halı mı yıkadın? Çırpmıştım. Ha. Böyle şey yapmıştım yani. İyi tamam. Benim çıkmam lazım. Bak dediklerimi unutma sakın. Metin ne istersen yapacak ona göre tamam mı? Benim bir kudrete de uğramam lazım. Ondan sonra geçeceğim. Hadi görüşürüz. Zaten benim uyku geldi. Öpeyim seni öyle gideyim. İyi işler aşkım. Sağ ol bir tanem. Ay şu şarkıyı bir sustursan çocuğum içim kıyıldı ya. Kıyım kıyım oldum yemin ederim. Kudret! Ya çok merak ediyorum sen beni duymuyor musun? Hayır söylediklerim niye kulağından içeri giremiyor? Kulaklarına pamuk mu takıyorsun ne yapıyorsun? Hayatım sen ne zaman bir şey dedin de benim kulağıma girmedi ya? Ya sana günlerdir, haftalardır, aylardır ne, yıllardır söyleyip duruyorum. Tuvalete girince klozetin kapağını kaldır, çıkarken indir. Kaldır, indir, kaldır, indir. Bu kadar basit ya. Anlaması bu kadar zor mu? Unutmuşum, pardon. Ay pardon, unutmuşum.
Ya bu kadar kolay değil mi? Ya insan karımdır, canımdır der. Biraz acır ya, acır. Hayır, ben senin temizlikten sorumlu odacın mıyım? Neyim ben? Gülşah'cığım, farkında mısın bilmiyorum ama... uzun zamandan beri ilk defa cumartesi günü evdeyim. Bırak da rahat rahat gazetemi okuyayım. Sen rahat rahat gazeteni oku, ben klozet temizleyeyim hayatım. Ne de olsa benim has vazifem, karılık görevim değil mi? Pes! Yok, yok, yok. Yani koskoca markette kişniş yok. Nasıl olmaz canım? Ne bileyim canım, bütün rafları kremlerle donatmışlar. Sanki o kremleri alacağız, yemeklerin üzerine sıkacağız. Hı. Anlaşılır gibi değil. Biz başka ne alacaktık? Soya kıyması. Yani dünya vejeteryene kesmiş. Canım karnı yarığı benden soya kıymasıyla istiyorlar. Hiç etin yerini tutabilir mi Allah aşkına? Ne oldu? Hiç. Kabartma toz almayı unutmuşum da. Ben şuradan onu alayım geliyorum. Yapma, burada herkesin içine tartışmayalım. Ne işin var senin burada? İşten atıldım. Çalışıp para kazanmam lazımdı. Bu işi buldum. Biz kabartma tozunu zaten almışız. Hay Allah, işler deyince kafam dağıldı. Sen kiminle konuşuyordun öyle? Hiç, eski mahalleden bir komşu. Bir sorun yoktur umarım. Yok canım, ne sorun olacak? Burada çalıştığını görünce kişniş var mı yok mu onu sordum. Bir de şu çarşıdakine bakalım. Ay, çarşıya gitmek çok uzak düşer şimdi, yapmayalım. Olmaz, mutlaka kişniş bulmamız lazım. O tarifiniz onsuz olmaz. Peki madem. Ben alayım. Yıllık satış raporlarını al böyle burunlarına daya. Yani biz mis gibi malı üretelim, ayaklarına kadar gönderelim, onlar hiçbir şeye özenmesin. Ne vitrine ne bir şeye ya. Yani haklısın Kudret. Bu sefer çok sert davranacağım, göreceksin. Tamam, hiç alttan alma, tamam mı? Onlar bayi ise biz de merkeziz ya. Yani. Affedersin Gülşah, biz unutmuşuz. Unutmuşuz değil. Hiç umurumuzda olmadı Gülşah desen daha doğru olur. Halbuki insan çayını alırken altına bardağını da koyar böyle. Çay bardağı, çay tabağı, ayrılmaz ikili. Değil mi? Akılda tutması çok zor değil yani. Ama tabii insan olmak lazım. Sonra ben o çay lekelerini çıkarmak için kaç saat uğraşıyorum? Kimin umurunda? Gülşah biraz kısırdık galiba. Aman boş ver ya, sabah kalktığından beri böyle bu. Ona bağırıyor, buna bağırıyor. Bugün ayın kaçı? 15'e niye sordun? Tabii ya. Neyse, o zaman görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Ay ne hoş adam öyle o. Yanılıyor muyum ya? Dur bir de yakından bakayım. Yardım edeyim. Ay hay Allah, hay Allah. Vallahi çok teşekkür ederim. Ne kadar centilmensiniz. Rica ederim, ne demek? Uzun zamandır sizin gibi böyle centilmen bir erkek görmemiştim vallahi. Sormadan demeyeceğim ya. Yeni mi taşındınız bizim mahalleye? Hayır, ben bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim. Ha, Sinan Bey. Evet tabii, ben demin onun yanında gördüm sizi, doğru. Ben de Sinan Bey'in hem komşusu hem de çok eski ve özel bir dostu sayılırım. Öyle mi? Biz de okuldan arkadaşız. Yarından nikah şahidi olacağım. Aa, ne kadar güzel. Demek ki sizinle biz yarın da karşılaşacağız. Beni abiyeyle görme şansına erişeceksiniz. Siz de davetlisiniz sanırım. Evet, tabii. Yani ben davetliyim. Davetliden de öte sayılırım hatta. Bir de çok rica etti benden. Onun şahitliğini yapacağım inşallah. Ferit ben. Emel ben de. Ferit ha? Damat Ferit. Elif'ciğim. Bak, doktor sana eğer yat uzan dediyse, sen kalkıp benim düğünüme gelmeye çalışırsan
Hakikaten buluşuruz seninle. Bak lütfen nikah şahidim olmanı falan istemiyorum. Bak şöyle yapalım. Şu nasıl geliyor kulağına? Şimdi bizim 10. yılımızı kutladığımızı düşün. Tamam mı? Nikah tazeliyoruz Sinan'la. Sen o zaman gelip bizim nikah şahidimiz olursun işte. Yavrucuğum, sen gönülden şahidimsin benim. Lamicim yok Yasemin, geleceğim nikah. Taksiyle gelip giderim, yorulmam hiç. Tamam canım, bak şimdi kapı çalınıyor. Ben seni arayacağım tatlım, tamam. Hadi öptüm çok, bay bay. Evde yokuz. Kız, Yasemin aç kız, aç. Nikahınla ilgili önemli bir şey diyeceğim. Bana bak Emel. Benim nikahımda hem degajımı açacağım, hem bacağımı açacağım, dekolte yapacağım falan yok. Git başkasının nikahında yap bunları. Sadece bir yerini açabilirsin, kusura bakma. Kız ayıp ettim kardeşim ya. Aa, ben reçeli yapar mıyım? Sen ne istersen kardeşin onu giyer. O gün senin günün, sen gelinsin. Sen ne diyorsan o. Bal mı yedin sen? Ha? Niye böyle tatlı tatlı konuşuyorsun? Öt. Kız senin bu şakalarına da bayılıyorum yani ha. Yasemin. Bak kardeşim, bizim seninle kah iyi, kah kötü anılarımız oldu. Yani günlerimiz öyle birlikte geçip gitti. Bu günleri diyorum ki bir nikah masasıyla taçlandıralım. Sapık mısın sen? Senin nikahlanacağını düşünmüyorsun herhalde, manyak. Saf direkt. Aklına düşene bak kız. Ben seninle evlenmeye çok meraklıyım sanki. Onu demiyorum kardeşim. Diyorum ki nikah masasına şahidin olarak ben oturayım. Ha? Sen şuurunu mu kaybettin? He? Seni şahit tutacağım sayeden düşünüyor musun sen? Kız niye öyle diyorsun Yasemin? Bak vallahi ben iki tane nikah şahitlik ettim. İkisi de çok uğurlu oldu. Yani sittin senedir gül gibi geçinip gidiyorlar. Benim imzam çok uğurludur kız. Uğurunu al, başka kapıya git. Kızım seni ben nikahıma davet ettim. Yat kalk, ona şükret. Manyağa bak. Kız niye öyle diyorsun? Ben senin bütün günlerine, bütün hikayene zaten şahit değil miyim gerçek hayatta da? Lütfen kardeşim ya. Hem bak ne derler? Nikah masasına şahit olarak oturan hemen çarçabuk kendisi gelin olarak da otururmuş derler. Benim de artık bir koca ihtiyacım var kardeşim. Lütfen diyorum ya. Vallahi Emel'cim kusura bakma. Ben Elif'i şahit tuttum bile kendime. Başkasının nikahına inşallah. Allah cezanı versin. İnşallah nikah günü maşa yapılırken o saçların cayır cayır yansın, alevler içinde kal, evine ateş düşsün inşallah. İnşallah. Allah cezanı versin. Sus. Aa, la, 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 la. İnşallah gittiğin üzere karalar dökülür, karalar içerisinde kalırsan. Dinlemiyorum ben. Umarım. Metin. Oğlum. Metin. Ne var anne? Şey diyecektim ya, şu bizim mahalledeki kuru temizlemeye bir gitsen. Benim elbisem orada, yarın Yasemin teyzenin nikahında giyeceğim. Şimdi. Allah Allah, kapanmadan alırsan iyi olur yani. Malum benim durumum, yoksa ben gideceğim seni rahatsız etmezdim. Tamam, alırım. Almıyorum bu telefondan. Hadi bismillah, bismillah. Alena niye arıyorsun hala? Ben bildim, ben bildim. Yeterince kandırmadın mı beni zaten? Daha konuşacak neyimiz kaldı ki ya? Hiç. Kapat telefonu, suratına kapat. İyi tamam, 15 dakika sonra parkta olacağım. İşte. Allah'ım belası ya. Başımıza gelen zehirli sarmaşık. Vazgeçmedi kız ya. Ne paraymış kardeşim, ne hırsmış bu ya. Ya Rabbim, ya Resulallah, sabır sana. Anne, şu üst mahalledeki kuru temizleme değil mi? Hı. Başka bir şey lazım mı? Hayır. Sosyal izliyoruzdan herkese merhaba. Nasıl gidiyor peşinden ya? Bak bak, tripler değişti bak. Eh ben son nefesimle gitmem mi? Eh benim salak oğlum. Ah, ah salak oğlum ah. Merhaba.
kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Sizi sabah Uğur'la konuşurken gördüm de. Bu arada ben Nermin. Kim olduğunuzu biliyorum. Biliyor musunuz? Üstüme vazife değil ama Uğur benim yanımda çalışıyor. Yani artık akraba gibi olduk. Sizi sabah sabah öyle önemli bir konuda tartışır gibi hissettim. Öyle bir izlenim uyandı bende. Öyle de denebilir. Umarım önemli bir şey değildir yani gerçekten. Niye sıkıştırıyorsunuz beni? Ne istiyorsunuz benden? Yok canım, ne istemesi, ne sıkıştırması. Estağfurullah. Yani ben Uğur'un sizinle o üslupta konuşması dikkatimi çekti. Ben tanıyorum onu, kibar, nazik bir insan. Hele bir de böyle eski komşusuyla konuşmaz dedim. Komşusu mu? Evet. Ben Uğur'un annesiyim. Metin. Konuş hadi, anlatacaklarını dinlemeye geldim. Bak sen beni dinlemedi. Beni inanmadı. Ben ne her şeyi çektim bilmiyorsun. Eğer anlatacağım hak verirsin. Ben seni seviyorum. Sen beni seviyorsun. Ben biliyorum. Çek. Çek o pis elini. Çek. Bırak çocuğumu. Anne. Ne annesi? Yetmedi mi be aldattığın adamlar, kandırdıkların, dolandırdıkların? Benim çocuğumu kandıramazsın, anladın mı? Ben varım. Ya Metin'cim lütfen. Çıkıyorum ya. Anne yeter. Ne var ne? Bir sürü adamı dolandırmış diyorum. Yalanların bini bin para. Hala mı çocuğum ya? Yapma Allah aşkına. Hala anlamadın mı? Anne ben Pavlina'nın anlatacaklarını dinlemek istiyorum. Ha, bu kadar yalanından sonra. Evet, bu kadar yalanından sonra. Yürü Pavlina. Ve çocuğum küçücük olsan da tutsam götürsem. Ah! Ay! Dur. Şeyh biraz izin verdi ama 10 dakikadan fazla kalamam. Peki, Uğur bana öldüğünüzü söylemişti. Bundan haberiniz var mı sizin? Evet, maalesef. Neden böyle bir yalan söylemiş olabilir ki? Uğur biraz değişik bir çocuktur. Size babasının kim olduğunu anlattı mı? Eski kocam rahmetli Behçet'le aranızda bir ilişki olmuş. Biliyorum. Ya bana yazdığı mektubu? Hangi mektup? Siz evlendikten bir süre sonraydı. Behçet'in yeni doktor olup çalışmaya başladı sıralar. Herhalde çok da para kazanıyordu. Uğur'a daha iyi bir hayat verebileceğini yazmış bana mektubunda. Benden oğlumun velayetini istedi. Bundan haberiniz yoktu herhalde. Yok, Uğur bana bu kısmı anlatmadı. Ben teklifini reddettim tabii. Uğur'un haberi var mı babasının böyle bir teklifinden? Yakın zamana kadar yoktu. Bir gün odamda mektubu bulmuş. Sonra da babasız ve yoksulluk içinde geçen çocukluğunu hatırlayıp babamla daha zengin ve rahat bir hayat yaşayabilirdim diye bana çok ama çok kızdı. Ya ne olursa olsun Allah aşkına ya, insan annesinin ölmüş olduğunu söyler mi? Bunu Uğur'a hiç yakıştıramadım. Dedim ya, Uğur değişik bir çocuk. Hale bak ya. Ya ben bakmasam kopuk düğmeyle gidecek nikah. Sonra insanlar ne diyecek? Rezil olacağız. Karısına bak. Kadın değil, şey sanki kocasıyla ilgilenmiyor diyecekler. Hiç beni düşünen mi var? Canım karıcığım. Bak sana çok güzel bitki çayı demledim. İç bakayım. Bu ne ya? Yok canım, istemiyor sağ ol. Hayatım bak, kalktım ta aktara kadar gittim geldim demledim, yarısını iç bari. İstemiyorum dedim Kudret. Zorla mı? Evet, gerekirse zorla. İç şunu. Aa, üzerime iyilik sağlık. Niye zorluyorsun? Hayatım senin gibi kadınlara iyi geliyormuş bu. Benim gibi derken? Hayatım senin gibi derken işte şey günlerinin nikahına işte kızım. Özel günlerindeki kadınlara iyi geliyormuş. Anlamadım. Sen aktara gidip ne dedin? Ne sordun adama? Karımı özel gününde onu sakinleştirecek bir şey ver bana mı dedin? Rezalet! Ne yapsaydım Gülşah? Mecbur kaldım.
Yani her ayın bu zamanlarında sen sen olmaktan çıkıp bir cadıya dönüşüyorsun ya. Ne? Cadıya mı? Evet, cadıya. Ay, senin iftiran batsın. İftira falan değil hayatım. Bak mesela bu sabah önce klozetin kapağını kaldırmıyorum diye bir sürü fırça attın. Sonra Ömer geldi, burada otururken konuşurken geldin, yok çayların altına niye tabak koymadınız diye bir sürü fırça attın. Yani hep eften püften şeyler. Eften püften öyle mi? Eften püften, evet. Dinle beni şimdi Kudret Efendi. Ben özel günümde olduğum için kavga çıkarmadım, tamam mı? Sen canım masanın üstünü leke içinde bıraktığın için, insan olup da o klozet kapağını kaldırmayı öğrenemediğin için kavga çıkardım. Bir de haklıyken haksız duruma düşüyorum. Sinir hastası muamelesi görüyorum. Bir de aktara gidip el alemin adamına karım özel gününde falan. Ne demek bunlar? Yazıklar olsun, al düğmeni kendin dik. Pes. Ya şu çaydan bir lokma içseydi ne olurdu be? Sakinleştiriyor işte. Öyle işte Fikri abla yani. Üçüncü defa evleniyor. Kız kadar kız var. Tabii canım tabii. Neyse şimdi geliyor. Sen onu sonra gelirsin. Havalara afra tafraya bak. Kızım beni duyduğunu çok iyi biliyorum. Hiç bakma ne. Terbiyesiz. Hiç dönme. Hiç bakma. Bana bak. Benim bu kadar dostum, akrabam, arkadaşım varken... Kızım sana ben şahitlik mi teklif edeceğim? Sen ne manyak bir kadınsın ya. Boşver konuşsun eşek başı gibi. Senden olsa olsa yalancı şahit olur. Memduna abla. Sıkıp da. Hadi o kafasını çevirmiyor ya sen. Sen de az değil işine. Terbiyesizler. Pislikler. Çok da tın. Çok da fifi. Gördün Memduna abla nasıl eşek başı muamelesi yaptım. Sen gel bana gel. Bir çay içelim karşılıklı değil mi? Hediye bırakmış biri bana. Aa, hoş geldin anneciğim. Aa, o elindeki de senin. Vallahi. Benim ilk düğün hediyem galiba bu. Sen niye bunu kapıdan almıyorsun çocuğum? Ya biri çağırsaydı bunu? Kimse kapıyı çalmadı ki, haberim yok benim. Ay çok heyecanlı. Ne varmış içinde, kim göndermiş, yazıyor mu? Vallahi bilmiyorum, içinde yazıyordur herhalde. İnşallah. Kesme kristal, ha? Gerçi borcam bile olur, millet burun kıvırıyor ama mutfakta ne kadar lazım olur. Hadi bismillah. Bu ne, bu ne? Bunu çek, bunu çek. Ay, al bunu, al bunu. Hadi ben dokunamam buna. Kim yaptı bana bunu ya? Emel. Emel yaptı. Ben o değil mi ya? Sen... Ben götüreceğim bunu var ya. Pislikte boğarım ben onu! Seni boğarım! Alo. Alo Sinan abi. Ya az önce annem kapının önünde bir tane paket buldu. Ya paketin içinden de çok affedersin ama çıktı ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu kesin Suzan gönderdi. Ben söyleyeyim mi anneme artık bunu lütfen? Hayır hayır Gamzeciğim, sakın söyleme. Sakın sakın, ben hemen geliyorum, tamam? Tamam. Sen mi koydun bunu kapıma ha? Ben mi intikam almak için? O ne be? Allah cezanı vermesin. Ben niye koyayım kız kapına? Ben senden intikam almaya kalksam şöyle yüzünü gözünü çiziveririm. Ondan sonra gelinlikli fotoğraflarında böyle ebediyete kadar çizik çizik çıkarsın. Çek şunu burnumdan, midem kalktı. Seni ben pislik pisliğinde bir boynumda gör kızım. Yasemin! Ah! Allah cezanı vermesin senin. Kızım bunlar Macide ablanın abiyeleri, mahvettin kadınla birisini. Sen nasıl hasta yatması gereken anneni ayaklandırıp parka götürürsün ha? Ben götürmedim baba. Telefon konuşmamızı dinleyip kendisi gelmiş. Pavlina'yla randevulaşmanı yani. Yahu annen hem kendi hayatını hem de karnındaki kardeşinin hayatını tehlikeye atıp seni o sahtekardan kurtarmaya gitmiş oraya. Ya senin hiç mi utanman yok ha? Anneni bu hale düşürmeye utanmıyor musun sen oğlum? Bu kadar mı aptalsın sen?
Bu kadar mı? Anneni hiçe sayacak kadar mı tutuldun sen bu kıza? Baba, Pavlina'yı dinlemeye hiç fırsatım olmamıştı. Ya onu dinleyince anladım, haksızlık etmişim. Ve annem bizi ayırmak için... Hala seni kandırmasına izin veriyorsun yani, değil mi? Ya sen ne kadar sapmışsın oğlum? Annen seni kurtarmaya çalışıyor, sense... Kurtarmasın baba, tamam mı? Kurtarmasın. Ben çocuk değilim artık. Kendi kararlarımı vermek istiyorum, kendi yolumu çizmek istiyorum. Ve sizin de saçmalıklarınızı dinlemek istemiyorum artık. Gidiyorum ben. Git oğlum, git! Madem hayatını mahvetmek istiyorsun, git! Metin! Metin! Metin, kalkamıyorum Metin! Bırak herif, gitsin. Biz diyeceğimizi dedik. Gerisi ona kalmış. Kafasını duvara vurmadan anlamayacak ki bu hata yaptığını. Resmen kendi ellerimizle kıza teslim ediyoruz ya. Hayatım. Ya biliyorsun işte, biz gitme desek de gidecekti Metin zaten. Ya bırak gitsin. Biraz burnu sürtülsün. Nasılsa döner. İş işten geçtikten sonra ne işe yarar Ömer? Ben şu anda akıllansın istedim. Hayatım mahvolduktan sonra aklı başına gelmiş, ne yazar? Tamam, üzülme, ne olur. Bir gün dönecek ama ne zaman bilmiyorum. Halime bak, kalkamıyorum ya. Çocuğun hayatı kalıyor. Ben hiçbir şey yapamadan çakıldım kaldım. Ay, sinirlerim zıpladı ya. Hala kendime gelemiyorum. Evet. Kokuyor bu ya, kokuyor. Yapma hayatım. Koklar mısın? Yok işte, psikolojik takıntı yaptın sen artık. Psikolojim bozdu benim. Kim yapar bana böyle bir şey Allah aşkına? Hayır Emel, kesin değil. Gözlerinden anladım onu. Geriye bir kişi kalıyor, Suzan. Ama Suzan da akıl hastanesinde. Nasıl ulaşabilir ki bana? Değil mi işte, akıl hastanesinde o. Bir de onu düşünüp strese girme. Tabii anneciğim bak. Çocuklar falan yapmışlardır, koymuşlardır kapının önüne. Yavrum, hangi çocuk öyle muntazam biçimde fiyonk yapmayı biliyor? Sen 12 yaşında fiyonk yapmayı öğrendin. İşte bir de eşek şakası yapmış. Ben kesinlikle gideceğim, deterjanla yıkayacağım elimi. Aa, hayır, saçmalama. Anneciğim, o cildine zarar verir. Yapma öyle bir şey. Kızım, nasıl duruyorsunuz? Keserim ben bu bilekleri, size söyleyeyim. Yasemin. Kokuyor, kokuyor. Koklar mısın bir kere daha? Yahu kokmuyor. Derin, çek içine, derin çek. Kokmuyor işte hayatım. Bu b**ke kokuyor. Bildiğin b**ke bu. Anneciğim, git Allah aşkına. Sakın deterjan falan şey yapma bak. Sinan abi. Ya bugün kapının önüne gelen yarın nikah da gelir. Allah aşkına bir şeyler yapalım. Hayatım, polisin zaten haberi var. Şu anda mahallede falan arıyorlardır. Nikah falan da gelemez. Hayır, gelse bile zaten biz yanındayız Yasemin. Merak etme, hiçbir şey olmayacak. Ne olursun, sakın yalnız bırakmayalım annemi yarın. Ben de çok beğendim. Çok harikasın. Sen de çok tatlı bir adamsın. Ya Metinciğim, ne yapıyorsun sen burada ya? Bırak onu lütfen ya. Hala anlam veremiyorum. Ya korkunç bir şey bu. Annesinin hangi hastalıktan öldüğünü, başucunda nasıl beklediğini hepsini bir bir sıraladı. Deli bu kadar yalana yatkınmış meğer. Ya o bunları böyle sıralarken... Kadıncağız da markette konserve kutularını sıralayarak hayatını geçindiriyormuş meğer. Ah be Nermin'cim. Ben sana hep söylemeye çalıştım. Bu çocukta bir tuhaflık var dedim ama anlatamadım ki. Altay'cığım, sen haklıymışsın. Artık havandan geçilmez herhalde. Ne alakası var hayatım? Ben sadece senin üzülmene içim el vermiyor, biliyorsun. Kusura bakma Altay, gerçekten sinirlerim çok bozuk, öyle konuştum işte. Uğur ortaya çıktığında o kadar sevindim ki sanki Behçet'ten bir parça girdi hayatıma. Ama sonra onun sayesinde Behçet'in de ne kadar yalancının teki olduğunu anımsadım sayesinde. Genetik çekmiş işte, görüyorsun. Ha, geldi. Şimdi bak, yüzüne karşı her şeyi tek tek söyleyeceğim onun. Merhaba. Merhaba.
Yemeği kaçırmadım ya. Ben seni yemek için çağırmadım. Özel bir konuyu konuşmak için çağırdım. Geç şöyle. Tabii. Altay. Merhaba. Bizi Uğur'la baş başa bırakabilir misin? Tamam canım. Her şey yolunda mı? Hayır, değil. Bugün senden sonra gittiğimiz markete tekrar gittim. Annemle tanıştın galiba. Yaşadığı halde neden bana ölü olduğunu söyledin? Öldü. Yani benim için. Bir de yalanını edebileştirme lütfen. Peki sana babamın beni yanına almak için mektup yazdığını ve benden yıllarca saklayıp babasız büyümeme razı geldiğinden de bahsetti mi? Bu bir mazeret değil. O zamanlar 4 yaşındaydım. Babam annemin bana asla sunamayacağı imkanlar sunacaktı. Ama o ne yaptı? Bencilce reddetti. Vermedi beni babama. Ama o senin annen. Hangi anne çocuğundan ayrılmak ister ki? Düşünmesi gereken benim hayatımdı. Benim geleceğimdi. Babam doğum gününde Kerem'e bisiklet alırken ben küçücük bir evin soğuk odasında titreyerek ders çalışıyordum. Niye? Çünkü annemin kömür alacak parası bile yoktu. Eğer beni gerçekten sevseydi, hak ettiğim hayatı yaşamam için benden vazgeçerdi, anlıyor musun? Affedersin. Şirkete gidip biraz çalışmam gerek. Kusura bakma. İyi akşamlar. Nermin, hayrola? Ne oldu, neydi o şangırtı? Hay, ben senin gibi hakemin ta... Ulan yediniz lan, gül gibi takımı yediniz lan. İşte ver oradan oğlum, çapraza ver işte, kes oradan. Kör ya, kör bu ya. Hadi oğlum işte, yürü lan, yürü lan. Kudretciğim, yarın evden kaçta çıkacağız? Hayatım, yarın insan içine çıkabilir miyim sence ha? 4 tane yedik be, 4! Hadi be! Bir şeref golü atın bari ya. Ne yani Kudretciğim? Senin takımın yenildi diye biz nikaha gidemeyecek miyiz? Sana ödediğimiz transfer parası haram olsun be! Haram olsun! Anne, babam niye sinirli? Özel gününde hayatım, baban özel gününde. Baba özel günde demek. Kudret. Dakika 90 olmuş. Bunlar hala top çeviriyor be. Delireceğim ya. Kudretciğim. Kudret, alo. Ha. Bak sana ne hazırladım. Bir yudum alsana, iyi gelir. Bu ne be? Bir bitki çayı hayatım. Hani özel günlerinde insanları sakinleştiriyormuş ya. Ay, benden çok sana lazım herhalde. Ya benimki en azından ayda bir kere oluyor. Senin her hafta bölüm takımın kaybettiği zaman biz senin delirdiğini görüyoruz. Canavara dönüşüyorsun be diye. İç şunu. İç. İç. Ama hayatım, tadı çok kötü ya bunun. Baba özel günde demek. Şey kızım, özel gün öyle doğum günü, yılbaşı falan işte ya. İç iç. Ya ben yatsaydım şurada bir gececik, bir şey olmaz. Olmaz. Sen ne zaman gördün bir kadının erkeğin düğünden bir gece önce aynı evde kaldığını? Konu komşudan mı çekiniyorsun? Ha, hiç alakası bile yok. Ben bir kere klasik bir kadınım. Ne istiyorum biliyor musun? Bu gece sen beni düşün. Ben seni düşüneyim ayrı evlerde. Sonra sen sabahleyin gel beni buradan al. Romantik değil mi sence bu? O zaman ben de sabaha kadar evi gözlerim. Niye? Gözüme uyku girmez çünkü benim. O yüzden. Aa, dur. Sana bir şey vereceğim. Bak, benim çocukluk bebeğim. Annem saklamış bunu, ben de sandıktan buldum. Adı Gülçin. Bunu
arabaya koyar mısın? Yani düğün arabamızı süsleyebilir mi lütfen? Hey, tamam peki. Koyarım. Yemin et. Ay çok mutlu oldum. Hep hayalimdi benim çocukken. Son gece bu. Hı? Senden ayrı geçireceğim son gece. Hı. Çok romantik değil mi sence bu? Çok heyecanlı. Ay çok korkuyorum ben. Bir şey olmaz değil mi? Biz rahat rahat evleneceğiz artık herhalde. Hiçbir şey olmaz hayatım. Neredesin ya? Telefonun da kapalı. Metin. Anneciğim. Biriyle kavga mı ettin? Dön. Ne oldu? Anne babam başını taşa vurmadan anlamayacaksın demişti ya. Ben galiba çok fena çarptım anne. Sen başından beri haklıydın. Pardon, yalancının tekiymiş. Sana inanmamakla çok büyük hata yaptım. Özür dilerim. Hayat böyle bir şey işte. Acıyla öğrenebiliyorsun. Başka çaresi yok. Çok istiyorum. Hani ben çekeyim acıları, siz de bir anda büyüyün, ama olamıyor işte. Bu arada elbiseni de aldım kuru temizlemecide. Ya açık mıymış bu saatte? Değildi ama işte dükkan sahibini arayıp yalvardım birazcık. Ey, aman paşam. Anne senin ayakta durmaman lazım ya. Otur biraz dinlen. Dur oğlum gelmiş, onu bir göreyim biraz ya. Hayatım. Hadi artık uyumuyor musun? Sana bir şey söyleyeyim mi? En güzel uykumu uyuyacağım şimdi. Umudum. Ben senin yanına hiç yakışmadım. Delirdin herhalde sen. Bayılıyorum sana ben. Bayılıyorum. Aslında ben sana bayılıyorum. Sinan, şey demeyi unuttum ben sana. Veli amca hastalanmış, annem gelemiyor nikaha. Ha. Ya ama ben ona dedim, çok önemli değil yani. Önemli de tabii. Düğün değil, dernek değil derim. Altı üstü nikah. Ama düğün dernek benim içimde biliyor musun? Yemin ederim bir düzine insan içimde halay çekiyor. Bakın size küçük prensi getirdim. Aşkım. Koçum. Sarı prensim benim, çok yakışıklı. Sen de çok güzel olmuşsun. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Oğlum senden daha yakışıklı Sinan, kusura bakma. Kesinlikle öyle. Ben çirkin mi olmuşum? Sen de. Sinan bana bak. Gülçin'i arabaya koydun mu? Gülçin kim? Gülçin bebeğim ya. Arabanın önünde süsleyecektin ya. Ha, koydum canım onu öne. Hadi gidip bakalım. Hadi bakalım. Hadi yürüyün. Hadi gel kol kola çıkalım. Siz yürüyün, ben bismillah çekeceğim. Hadi. Gel. Hoş geldin Kerem'ciğim. Yasemin ablanın nikahına mı? Ya. Ya ben de gelmek isterdim aslında ama vergi dairesinde işler falan. Olsun oğlum. Daha sonra Altay abinle birlikte eve gidip ziyaret edip tebrik edersin. Kerem'ciğim, benim sana söylemem gereken bir şey var. Gerçekten çok özür dilerim senden. Bana şöyle güzel bir kek yaparsan seni affedebilirim. Düpedüz kandırılmışım oğlum. Kerem'ciğim, hoş geldin. Ya. Öyleymiş. Altay abi anlattı bana her şeyi. Başından beri sen haklıydın. Ona hiç güvenmemeliydim. Neyse, geç de olsa onun gerçek yüzünü görmene sevindim. Peki şimdi ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız ondan? Yani nasıl kurtulacağız? Bir daha seni görmek istemiyoruz deriz. Olur biter. Bunun o kadar kolay olduğunu hiç sanmıyorum. Niye öyle dedin? Ben o çocuğun dün gece bambaşka bir yüzünü gördüm. Kindar, öfkeli, saldırgan. Yani itiraf etmeliyim ki gerçekten korktum.
seni gördüm dedim. Pirinç getirdim berekettir diye. Yasemin yeni çevireceğim ateşi. Çabuk olun hadi. Hadi hadi. Emel Hanım, demek ki beni unutmadınız. Ama ben de şimdi yani unutulacak kadınlıyım, öyle değil mi ama? ne yapalım Ferit Bey? Biz acaba sizinle önden böyle baş başa bir prova mı alsak? Ne provası? Ay canım, ikimiz de şimdi nikah şahidiyiz ya. Yani nikahtan önce hemen böyle onlara evet mi dedirteceğiz? Yoksa aramızda böyle şakalar mı yapacağız filan? Onların bir provasını almak lazım. Bir nevi tiyatro yani bu da. Ama nikah başlıyor. Yok canım. Ama siz merak etmeyin, onlar daha yarım saate başlayamazlar. Şurada bir kafe var, biz önden bir prova alalım. Onlara ne gibi şakalar yapacağımızı düşünelim baş başa, ha? Gelin hadi. Ben size göstereyim kafeyi, bakın. Bu taraftan, ha? Ay, kızım ne kadar heyecanlı bir şeymiş evlenmek. Sanki ilk defa nikahlanıyorum. Allah'ım ne olur benim son nikahım olsun, Sinan'la yaşlanayım. Amin. Ama nikah zaten kelimesi heyecan verici. Ben bile heyecanlıyım. Bana bak, ayakkabının altına isim yazdın mı? Ay yazmadım. Kalem bulsana yavrum bize. Tamam, getiriyorum. Kız şeyi de yazayım mı, Emel'i de? Pislik mislik ama sevaptır. Bana bak, Macide teyzeyi de yazsana. O kaldı değil mi? Dön bakayım. Çok güzel oldun Yasemin. Alt dantelaları çok güzel. Ay çok güzel bak, şeyleri güzel. Kızım ne çabuk geldin sen. Merhaba arkadaşlar. Elif'ciğim, eğer sesini çıkarırsa seni vuracağımı şu arkadaşa söyler misin? Biz konuşmuyoruz, küsüz de. Yasemin, duydum. Bak, senden çok rica ediyorum. Elif'in hiçbir suçu yok, onun karnında Sabi var. Onu yollar mısın lütfen? Yok öyle Yağma canım. Bırakayım da ortalığı ayağa kaldırsın, değil mi? Şimdi sessizce hep birlikte bu odadan çıkıyoruz. Tamam mı? Gelinler önden. Tamam. Bu gelinliğin daha güzelmiş ha. Hadi Elif'ciğim. Şu ikinci sıradakiler kimin akrabası acaba? Üst sokaktaki Ferhunde adamlar da gelmiş. Ya. Yasemin bunun kızının gelinini bedavaya yapmıştı. Herhalde artık bir yarım altın getirmiştir. Emel nerelerde kız? Aa, sahine o nerede? O da altın takmamak için ortadan kayboldu herhalde. Yok artık. Anneciğim. Aa, nereye gitti bunlar ya? Ya doğru dürüst bir alsana şunu. Sen beni salak mı zannediyorsun ha? İyice sık diyorum sana. Sık şunu! Güzel. Baksana ya, damarı patlayacak kızın. Uf diyor. Ağzını çıkarabilir miyim? Hayır, hayır. Açma. Ya Suzan, Allah aşkına sen niye kaçtın hastaneden? Orada ne güzel sen tedavi olup akıl izan sahibi bir kişi olarak topluma kazandırılacaktın. Niye yaptın kendine bunu? Allah Allah! Bence sen oraya girip akıl izan sahibi olmalıydın. Ya sen kendini zeki mi zannediyorsun ha? Ben orada kafayı yerken sen de burada rahat rahat Sinan'la evlenecektin, öyle mi? Bana bak, artık anlaşıl. Sinan senin asla kocan olmayacak. Yani olamayacak çünkü birkaç dakika sonra öteki dünyayı boylayacaksın. Suzan, çok rica ediyorum senden. Bak sadece 10 dakika var. Ben bu
Çok rica ederim öldür beni sonra ama gideyim. Bir 5 dakika evet diyeyim. Ondan sonra kimliğimde Yasemin Anday Kalyoncu yazsın. Ne olur benim bak bu alnımda kaderimde yazılı, sonra öldür beni ne olur. Sen beni deli etmek mi istiyorsun ha? Yasemin Kalyoncu. Ya hiç ikisi yan yana yakışıyor mu ha? Yakışıyor mu? Bence sen Yasemin Anday olarak kalmalısın. Ama Suzan Kalyoncu kulağa ne kadar melodik geliyor değil mi? Ne oldu kız? Su! Ne suyu ya? Ne suyu? Cehennemin dibi suyu oluyor. Ya bunu çocuk kafa üstü betona çakılacak. Allah'ını seversen bak bu anayla Sabi'yi serbest bırak. Deli misin? Divane misin sen ya? Elif niye şimdi doğuruyorsun ya? Niye şimdi doğuruyorsun? Ne yapacağız? Ne yapacağız peki? Tamam sakin olun. Sakin olun. Ben her şeyi halledeceğim. Evet. Evet, kararımı verdim. Her şeyi burada çözeceğiz. Evet. Yani kimse bir yere gitmeyecek. Geldi. Nikah başlayacak, şahit yok ortada ya. Şu hale bak. Tamam, sakin ol, buralardadır. Gelir şimdi, sakin, tamam? Aha, nikah memuru geldi. Hadi sen geç masaya. Ya o niye geliyor? Yetiştik bakın, tam zamanında geldik. Kardeşim neredesin sen ya? Abi sorma ya. Neyse, görüşürüz o zaman. Annem Elif abla yoklar. Açayım ne olur. Gönlünce oh desin kız ya. Yok açmayalım. Yani belki böyle daha rahat doğurabilir. Yani değişik bir tecrübe olur Elif için de. Ya bebek iki ters bir düz gelirse ben ne yapacağım ya? Nasıl söküp alacağım onu? Ne yapacaksın? Çekip çıkaracaksın işte. Kızım ben kandan korkarım zaten. Bayılacağım şimdi. Akın canım akın. Yap Allah yardımcımız olsun. Cani'nin eline düştük. Geliyor mu? Vallahi bir şeyin kafası görünüyor. Akın. Yap. Akın. Git temiz bir şey getir çabuk. Temiz bir şey getir. Al. Kızım vallahi kız çıkıyor. Kafası çıktı. Kızım bebeğin oğlu senin. Sen ol sen. Aşkım. Kızın oldu ebeyim ben ebe. Vallahi ebeyim. Ay Elif, ne kadar güzel bir çocuk. Her şey istediği gibi olur inşallah. Git bir tane ip getireceğim, göbeğini keseceğiz. Tamam. Koş. Seni bir tek buna fırlama. Sakın. Dön. Asya, sus lütfen. Dön! Ben beynini patlatırım. Ya dur. Çok ayıp ediyorsun ama bak böyle şiddet kullanma lütfen. Ver şunu. Tut ipin ucunu tut. Ya sen benim can arkadaşımsın ama Yasemin. Sus! İmece usulü bağlayacağız seni. Şiddet kullanma. Sus! Elif şunu al. Bir şey yaptığında beynini patlat. Tut. Çok ayıp ediyorsun. Çok ayıp ediyorsun. Gerçekten. Halledebiliriz bunu. Nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine gidiyorum. Bana bak. Bana bak sakın evleneyim falan deme ha. Tamam mı? Gerek yok. Buna gerek yok. Hayır gerek yok. Kız çok güzel oldu bu. Aa sen gelin olmak istiyordun değil mi? Yok ay. Kız. Yasemin rica ediyorum. Sağ ol Yasemin. Yasemin sağ ol. Sakın anneni dur. Sus! Kapa çeneni. Ay neler oluyor Allah aşkına? Bilmem Elif'e de ulaşamadım. Ay makyaj tazeliyorlar desem ki bu kadar sürmez ki. Tuvalette de yok. Yok mu? Diğer salonlara da baktım orada da yoklar.
Ya Elif'in erken doğum riski vardı ya. Yasemin'i kırmamak için geldi. Nerede bunlar? Delireceğim ya. Sen abi. Ya o kadın buraya gelmiş olmasın? Hangi kadın? Suzan hastaneden kaçmış. Ne? Ben polisi arıyorum. Abi nikah memuru beklemiyor. Sırada başka çiftler varmış. Geldim! Geldim ben! Geldim! Bu ne? Hepsini anlatacağım. Evlen benimle. Çabuk çabuk evlenmemiz lazım. Senin nur topu gibi bir kızın oldu. Onlar şimdi depodalar annesiyle. Ben ebesiyim senin çocuğunu. Alsana beni artık ya. Ben vallahi billahi dünyayı ikiye üç ayırırım artık ha. İki dünya yarısı. Ben evleneceğim ya. Evleneceğim. Oturur musunuz artık? Evlendirin bize. Çok rica ediyorum. Öyle süslü laflara falan asla gerek yok. En kısa tarafından benim adım Yasemin Anday. Annemin adı Gülperi. Nikah şahidiniz? Şahidimi ben doğum yaptırdım. Kızım kalkın oradan. Gelsenize Gülşah. Biriniz şahit olun çabuk. Yettim kardeşim. Aa yok artık. Aa kız. Hazır mısın? Canım çok heyecan. Artık kötülükler üstümüze. Aha gitsin. Hadi. Önce gelin hanıma sormak istiyorum. Evet, evet, evet. Evet. Daha sorumu bitirmedim. Affedersiniz. Pardon. Buyurun, buyurun. Adınız? Yasemin Anday dedim ya. Bu nikah tam Yasemin'likte doğrusu. Bir yanda katıksız mutluluk, bir yanda heyecan. Evet, hayatta yeni başlangıçlar ve sonlar hep yan yanadır. Elif'le Ömer, dünyaya yeni gelen bebeklerini sevinçle kucaklarken... Suzan, ait olduğu zindana geri götürülüyordu. Sizlerin karı koca ilerledi. Ve aşk her zaman olduğu gibi hükümranlığını kuruyordu kalplerde.